Hangisi? Alo. Değil mi? Oraya koydum ama. Karadeniz'in bilinen dağ kuşağının henüz oluşmadığı günümüzden 80 milyon yıl önce bir yay biçiminde uzanan volkanların güneyinde Tetis Okyanusu yer alıyordu. Okyanus tabanının kuzeye doğru dalıp batması ve aynı kütlenin yerin derinliklerinde eriyip yüzeye çıkması sonucunda Bulgaristan'ın batısından başlayıp Gürcistan'ın doğusuna kadar uzanan alanda bir volkanlar serisi oluşmaya başladı. Bu bir volkandan akan lavlar soğuyup kristalleşerek kaya haline dönüştü. Soğuma ve katılaşmanın doğal sonucu olarak da büzüşmeler ortaya çıktı. Ve bu da kayada gerilme yaratıp çatlak ve kırıklar oluşturdu. Bu çatlak ve kırıklar düzgün ve sistematik altıgen, beşgen ve dörtgen biçimli bir yapı kazanmasına yol açmıştır. İşte bu geometrik yapıya sütun ya da kolon yapısı adı verilmektedir. Güzelcehisar, Mugada yörelerinde bulunan 80 milyon yıl öncesine ait olağanüstü güzelliklere sahip lav akıntılarından oluşmuştur. Milyonlarca yıl önce Bartın'a bırakılan eşsiz ve doğal bir mirastır. Bu peyzaj projesi işte tam da koruma amaçlı planın üzerine oturtulmuş, imar uygulamalarına uygun son derece modern bir proje oldu. Demin söyledim, biz Güzelcehisar'ı 100 yıl bekledik. Ama burada yapılan bu çalışmalar artık Güzelcehisar'ı 100 yıl öteye götürecek çalışmalar. Yapılan bu projelerle Bartın'da sahillerimizin farkına varılsın ve buralar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrasın. Bartın turizmde daha da yükselsin istiyoruz. Güzelcehisar lav sütunları da bunlardan bir tanesi. Güzelcehisar lav sütunları şu hemen karşımızda gördüğümüz 1, 2, 3, 4 tane büyük bloktan oluşan lav sütunları. Volkanik püskürmeler sonucunda metrelerce uzunluğunda sütunlar oluşmuş. Ne zaman? 80 yıl önce değil. 80 milyon yıl önce. Dünyada nerede var? Dünyada Kuzey İrlanda'da var. Dünyada Kaliforniya'da var. İskoçya'da var. Bir de Türkiye'de Güzelcehisar'da var. Yani dünyada 4 yerde var. Bir tanesi de burada. Demek ki burası dünyada 4 tane özelliği olan bir yer olduğuna göre buranın farkına varılması ve turizme kazandırılması gerekiyordu. Burası dünyanın görülmesi gereken 4 yerinden bir tanesi. Ve Güzelcehisar lav sütunları ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından da Tabiat Parkı ilan edildi 2017'nin sonu itibariyle. Tabiat Parkı, yani 100 küsür Tabiat Parkımız var Türkiye'de. Onlardan bir tanesi de Güzelcehisar lav sütunları. Güzelcehisar'ımızın hem de plajı var. Plaja da zarar vermeden bu projenin uygulanması gerekiyordu. Gerekli planlar yapıldı, imar planları, projeler, üniversite önemliydi. Üniversitedeki hocalarımızın görüşleri önemliydi. Ve her şey kuralına uygun bir şekilde yapıldı. Tabii bazı endişeler ortaya çıktı. Acaba çevreye zarar mı veriliyor? Bu demir parçaları buraya zarar mı verir? İlk başlangıçta böyle bir tereddüt hasıl oldu. İyi niyetli olduğuna inanıyorum bu eleştirilerin. Ancak eserin ortaya çıkmasından sonra birçok arkadaşımızın evet yapılan iş doğruymuş dediğini de görmek mümkün. Bartın'ın turizmi maalesef sadece şu an yaz turizmiyle, deniz turizmiyle birlikte değerlendiriliyor ve kısa bir süre içerisinde yapılan bir turizmin bölgemize getirisi de oldukça sınırlı oluyor. Birkaç aylık deniz mevsimi var. Bu mevsimde yapılan turizm tabii ki çok ciddi bir
getiri sağlamıyor. Beklentilerin altında bir ekonomik durum oluşturuyor. Bu Güzelcihisar projesi Bartın turizmine yeni bir pencere açacak. Burada dört mevsim insanlar gelip bu kayalıkları ziyaret etme imkanına sahip olacaklar. Yaz mevsiminde tabii deniz sezonu açıldığında plajdan yararlanarak deniz mevsiminde de burada herhangi bir sıkıntı olmayacak. Burayı beğenen, seven insanlar denize yine burada girmeye devam edecekler. Ve Bartın'a gelen birçok insanın ben şimdi arkadaşlarımıza söyledik, çalışma arkadaşlarımıza, özellikle Amasra'ya gelen turlar kış döneminde de zaman zaman geliyor ama şu an başladı Amasra'ya turlar geliyorlar. Tur şirketleriyle görüşeceğiz. Bartın ziyaretlerinin bir ayağını da burası oluştursun. Yani buraya birkaç saat en azından zaman ayırsınlar. Bu dünya mirası, bir dünya zenginliği bu lav kayalıkları. Dünyanın dört yerinde olan çok özel bir oluşum. Türkiye'de başka bir örneği olmadığı için burayı gelip görmelerini sağlamak istiyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Güzelcihisar yapılan bu muhteşem güzel bir... Bantlar gene şeyler geçiyorum. Boyuna çocuk da geçmeyecek şekilde. Daralacağım arabanın.